Mola! Hemo! Bismillah'la başlayalım. Hele say, hele say. Biz bu işi işledim. Eski kıtaların, yani Avrupa, Asya ve Afrika'nın ortasında büyük bir deniz uzanıp gider. Çağlar boyu uygarlıklara beşiklik etmiş, dünya ticaretinin merkezi olmuş bir iç denizdir burası. Akdeniz. Ve çağlar boyu bu denizi egemenlikleri altına almak için birbirleriyle çekişmiş, çatışmıştır üç kıtanın insanları. Asya'nın derinliklerinden başlayıp batıya, Avrupa'ya uzanan baharat ve ipek yolunun en önemli limanları bu denizin çevresine toplanmıştır çünkü. Hindistan ve uzak doğudan alınan ipekli kumaşlar, şeker, baharat, inci, elmas, mercan ve fil dişi karayoluyla bu limanlara getirilir ve gemilere yüklenerek Avrupa pazarlarına götürülürdü. Akdeniz egemenliğini ve ticaretini ele geçiren uluslar bu nedenle kısa zamanda zenginleşiyorlardı. Türklerin Anadolu'ya ilk geldiklerinde Akdeniz kıyısında Alanya, Karadeniz kıyısında da Sinop'u ele geçirmeleri boşuna değildi. Buralarda yaptıkları ilk iş tersaneler kurmak ve gemi yapımına başlayıp denize donanma çıkarmak olmuştu. Buna karşı Hristiyan Batı dünyasının başlattığı sözde dini amaçlı Haçlı seferleri ipek ve baharat yolunun denetimini yeniden ele geçirmeye yönelmiş bir eylemdi gerçekten. Ancak Türkler Anadolu'ya iyice yerleşerek sınırlarını hızla genişlettiler, 1453'te İstanbul'u aldılar ve Avrupa işlerine doğru ilerlemeye başladılar. 15. yüzyıl ortalarında ticaret yollarının Akdeniz'e açılan noktaları artık Türklerin elindeydi. Karadaki denetimin denize de uzanması gerekiyordu. Ve 15. yüzyıldan başlayarak önce korsanlık biçiminde daha sonra düzenli donanmalarla Türkler Akdeniz egemenliğini ellerine geçirmeye başladılar. Osmanlı sarayı ganimetlerle dolup taşıyordu artık. Akdeniz'in kendi ticaretlerine kapanması sonucu kullanmasını yeni öğrendikleri pusulanın da yardımıyla Avrupalılar, özellikle Portekizler ve İspanyollar doğuya ulaşacak yeni yollar aramaya başladılar. Vasco de Gama Afrika'nın güneyinden dolaşarak Hindistan'a ulaştı. Christoph Kolomb ise batıya giderek Hindistan'a ulaşmak üzere yola çıktı ve daha sonraları Amerika adı verilecek olan kıtayı buldu. İşte tam bu sıralarda 1465-1470 yıllarında, o zamanlar Osmanlıların en büyük deniz üslerinden biri olan Gelibolu'da doğdu Muhittin Piri. O çağdan kalan tersane yıkıntılarının hala kıyıda yer yer yükseldiği Gelibolu'da doğan çocuklar için zamanın yazarı İbni Kemal şöyle diyor: Gelibolu'da doğan çocuklar timsah gibi su içinde büyürler. Beşikleri ecel tekneleridir. Sabah akşam gemilerden yükselen seslerle uyurlar. Muhittin Piri de herhalde ötekiler gibi denizle iç içe büyümüş olmalı. Onun denizci olmasında önemli bir etken daha var. Amcası ünlü korsan Kemal Reis. 11 yaşından itibaren amcasıyla birlikte denize çıkan Piri, yıllarca onunla denizde korsanlık yaptı, başarılı bir denizci olarak reis unvanını aldı ve gemi yönetmeye başladı.
1494 yılına kadar süren korsanlık döneminden sonra o yıl Osmanlı donanmasını kuvvetlendirmek isteyen padişah 2. Bayezid'in çağrısına uyarak Kemal Reis'le birlikte devlet hizmetine girdi. 2. Bayezid Venediklerle yapacağı savaşlar için iki büyük köke yaptırmıştı. Katip Çelebi şöyle diyor. Her birine 2000 adam savaşçı ve kürekçi konmuştu. Birinin reisliği Kemal Reis'e, birinin Burak Reis'e inayet buyuruldu. Ve barça, kalyon, kadırga ve kayık soyundan 300 gemi daha hazırlanıp savaşçı kahramanlarla İnebahtı tarafına gönderildi. İşte bu savaşlar sırasında bir gün Osmanlı ve Venedik donanmaları Moton'da karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasına Davut Paşa, Venedik donanmasına Amiral Treviziani komuta ediyordu. Müsait rüzgar ve küreklerle iki donanma harekete geçti. Bismillah'la başlayalım. Ele say, ele say. Biz bu işi işleyelim. Önce top atışlarıyla saldırdılar birbirlerine. Sonra yaklaşan gemiler birbirlerine ramp etmeye ve içindekiler boğaz boğaza savaşmaya başladılar. Bundan sonrasını o çağdan kalma bir fetihnameden izleyelim. Bir ara Davut Paşa'nın başlardasıyla Amiral Treviziani'nin gemisi ramp oldular. Bir başka Venedik gemisi de Davut Paşa'nın gemisinin diğer yanına ramp etti. Artık Türk donanmasının başkomutanının sonu yaklaşıyor gibiydi. O sırada Piri Reis gemisiyle ileri atılıp yetişti, Treviziani'nin gemisini arkadan çatıp bindirdi. Böylece Davut Paşa'yı ve belki de bütün donanmayı kurtarmış oldu. 1502'de Venediklerle yapılan barış anlaşmasından ve 1511'de Kemal Reis'in ölümünden sonra onun doğum yeri olan Gelibolu'ya çekildiğini ve burada o zamana kadarki gözlem ve deneylerini bir araya toplamaya başladığını görüyoruz. Arada Osmanlı donanmasıyla Mısır ve Rodos seferlerine katıldıktan sonra yine Gelibolu'ya döndü ve çalışmalarını sürdürdü. 80 yaşlarında Kızıldeniz Donanma Komutanlığı'na atandı. Burada da başarılarını sürdürdü, Aden'i ve Maskat'ı ele geçirdi. Ama Hızır Reis, Oruç Reis, Turgut Reis gibi ünlü denizcilerin yetiştiği bu çağda Piri Reis'in asıl önemi komutanlıkta gösterdiği başarılardan çok coğrafya alanında yaptığı bilimsel çalışmalardan ve bıraktığı eserlerden gelmektedir. Aynı yıllarda yaşayan bir çağdaşı matrakçı Nasuh Osmanlı kara ordusuyla dolaşırken gittiği her şehrin bir minyatürünü çizmişti. Piri Reis ise bu yöntemi denizde uygulamıştır. Ancak Piri Reis'in planları bilimsel açıdan Nasuh'unki ile karşılaştırılmayacak bir üstünlüktedir. Örneğin Kitab-ı Bahriye, Denizcilik Kitabı adlı büyük deniz kılavuzunu ele alalım. Eserinin başında Piri Reis bu kitabı yazmaktaki amacını şöyle açıklar. Bunun için yazdım bu kitabı, dinsin okuyanın denizde ızdırabı. Başka öndere hiç muhtaç olmasın, menzili hiç yarım kalmasın. Gerçekten de Akdeniz'in bütün kıyıları, kentleri, adaları tanıtılmış, anlatılan her yerin yanına bir planı konmuş, o çağda Akdeniz'de dolaşan denizciler için gerekli bütün bilgiler bir araya toplanmıştır bu kitapta. Limanlara nereden girilir, açık denizden bir liman nasıl tanınır, limanların özellikleri, rüzgarları, demirleme yerleri, içme sularının olduğu yerler, tehlikeli kayalar hepsi bir bir ayrıntılarına kadar anlatılmıştır. İşte Çanakkale Boğazı, Kalayı Sultaniye ve Kilit Bahir, Venedik şehri üzerine yazdıklarından. Denizin sığ yeri üzerine kazıklar çakıp bu şehri o kazıkların üzerine kurmuşlardır. Denizden ilk olarak San Marco Kilisesi'nin çan kulesi görünür. Daha sonra şehir ortaya çıkar. Öteki kafirler Venedik beylerini balıkçı diye beğenmezler.
Çünkü Venedik beyleri soydan soptan padişah olmamışlardır. Ticaret ile gelmişlerdir. Kıbrıs adası üzerine yazdıklarından. Fevkalade mamur, yeşillik bir adadır. Çevresi 600 mildir. Dağları ve akarsuları vardır. Köyleri meyvelik, turunç ve limonluktur. Magosa, gün doğusuna karşı güzel bir hisardır. O hisarın önünde iki katlı liman vardır. Kıbrıs adasının Magosa'dan büyük yeri yoktur. Adanın kıble tarafında bir tuzlası vardır. Gerçi büyük bir adadır. Fakat kıble tarafında gemi yatacak yer azdır. Alanya'nın denizden nişanı, üzerindeki yüksek dağlardaki üç kuledir. Ortadakinin altında Alanya vardır. Ada gibi bir burundur. Hep dağlıktır. Deniz tarafında tuğlanan kule vardır. Kulenin dibinde baştan ve kıştan palamar vererek yatılır. Alanya önü açıklıktır. Yaz günü için iyi demir yeridir. Kıble gün doğusu estiği günler çekinmek lazımdır. Şöyle malum oluna ve selam. İki de dünya haritası çizmiştir Piri Reis. O devirde pusula, kum saati ve harita yapımı oldukça ileri bir düzeydeydi İstanbul'da. Ancak Piri Reis yalnızca Müslüman kaynaklarına değil, o çağda elde edilebilecek kaynakların hemen hepsine başvurarak meydana getirmiştir eserini. Bunlardan 1528'de tamamladığı ikinci dünya haritasından küçük bir parça kalmıştır günümüze ve onun çalışmaları hakkında yeterli bilgi vermekten uzaktır. Piri Reis'in Amerika haritası adıyla ün yapan ve gerçekte 1513'te yaptığı ilk dünya haritasından kalan parça ise 90'a 65 santim boyutlarındadır ve onun konuyu nasıl çağdaş bir bilim adamı gibi ele aldığını çalışmalarındaki titizliği ortaya koyacak niteliktedir. Ticaret yollarının gittikçe Akdeniz dışına kaydığı bu çağda Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekte böyle bir haritaya gereksinme duyacağını hissetmiştir bu usta gözlemci. 1517'de eserini Yavuz Sultan Selim'e sunduğunda Yavuz'un haritaya bakıp dünya bir hükümdara yetişmeyecek kadar küçükmüş dediği rivayet olunur. Ceylan derisi üzerine renkli olarak çizilmiş bulunan eldeki parçada Avrupa ve Afrika'nın batı sahillerinin bir bölümüyle Atlas Okyanusu, Orta Amerika ile Güney Amerika'nın doğu sahilleri görülmektedir. Eser birçok resimlerle süslüdür. Yer yer bazen resimlerle ilgili, bazen de resimsiz olarak yazılan metinlerse çok ilgi çekicidir. Kolombo ki bu deryayı açmıştır, dahi Portugal kafiri ittifak ettiler kim, iş bu deryaya yeni isim vereler. Bu deryanın adını Ovasano koydular, yani sağ yumurta demek olur. Bundan evvel fikirleri bu imiş ki bu deryanın haddü payanı olmaya. Şimdi gördüler ki bunca kenar denizi kuşatıp durur, bu derya bir göl gibi olduğu için sağ yumurta deyu ad verdiler. İşte o çağdan küçücük bir efsane. Rivayet ederler ki zaman evvelde Salvol Randon derler bir papaz, yedi deryayı gezmiş derler. O adam bu balığın üzerine uğramış, kuru yer sanıp balık üzerine ateş yakmışlar. Balığın sırtı kızacak denize dalmış, bunlar sandala koymuşlar, gemiye kaçmışlar. Küba ve Antil adaları, Kristof Kolomb'un sanısına uygun olarak kıta diye gösterilmiştir. Bu diyara Antilya vilayeti derler. Burada dört cins papağan olurmuş. Ak, yeşil, kara, kızıl. Halkı papağan eti yerler ve taçları cümle papağan yünündendir. Güney Amerika kıyıları ise gerçeğe çok yakın biçimde çizilmiştir. Ancak kıtanın güney ucu eski dünya haritalarındaki gibi Antarktika ile birleştirilmiştir. İşte o çağ keşifleriyle ilgili bir tarih notu. Portugal'ın fırtına bulup bu diyara gelen gemisi budur. Tafsili kenarda yazılmıştır. Portugal gemisi Hint vilayetine giderken fırtınayla kıble canibine gittikten sonra karşılarında bir kenar görürler. Kenara çıkarlar. Görürler ki adamlar yürür. Her biri üryan ve lakin el okun atarlar. Bu diyarları ol gemi görüp yazmıştır. Portugal kafiri rivayet eder ki bu yerde gece ve gündüz kısalacak 2 saat olur. Uzayacak 22 saat olur. Bu diyarın dağlarında bu şekilli canavarlar olurmuş. 7 karış boyu vardır. Bu yerde bir boynuzlu kav olur ve hem bu şekilli canavarlar olur, bu canavara Sami derler.
Haritanın bir kenarına bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi Hacı Mehmetoğlu Piri 919 senesi Muharrem'inde 1513 yılı 9 Mart 7 Nisan arası Gelibolu'da yapmıştır diye yazdıktan sonra tam bir bilim adamı davranışı ve alçak gönüllülüğüyle yararlandığı kaynakları açıklamaktadır. İş bu harti misalinde harti, asır içinde kimesine de yoktur. Bu fakirin elinde yapılıp şimdi ortaya çıktı. Özellikle 20 miktar hartiler ve mappa mondolardan yani İskender-i Zülkarneyn zamanında yapılmış hartiler ki Arap tayfası ol hartiye, Caferiye derler. Anın gibi 8 Caferiye'den ve bir Arapça Hint hartisinden ve 4 Portugal'ın şimdi yaptıkları kim? Sint ve Hint ve Çin diyarları geometri yoluyla ol hartiler içinde gösterilmiştir. Ve bir dahi Colombo'nun Gat tarafında yazdığı hartiden karşılaştırma yoluyla çıkarılıp bu şekil hasıl oldu. Haritanın üzerindeki metinlerden en önemlisi Colomb'un Amerika yolculuğunu sonradan uydurulmuş efsanelerden ayrı olarak özgün bir kaynaktan yani onun tayfalarından birinin ağzından anlatan bölümdür. Bu kenarlara Antilya kıyıları derler. Cineviz'den bir kafir adına Colombo derler imiş bu yerleri ol bulmuştur. Mesela onun eline bir kitap girmiş kim? Mağrip denizinin batı tarafında kenarlar, adalar, madenler ve dahi cevahir dağı vardır deyu bu kitapta bulur. Cineviz ulularına bunları bir bir anlatıp der ki, gelin bana iki parça gemi verin, varayım ol yerleri bulayım. Bunlar derler ki, Mağrip deryasının nihayeti payani ve haddi mi bulunur? Buharı zulmetle doludur. Colombo görür ki, Cineviz'den çare yok, sürer İspanya beyine varır. İspanya beyi iki gemi verip der ki, ey Colombo, dediğin gibi olursa seni ol diyara kapıdan ideyim. Merhum Gazi Kemal'in İspanyalı bir kulu vardı. Colombo ile üç defa ol diyara vardık, diyu hikayet edip dedi ki, evvel Sep'te Cebeli Tarık boğazına vardık. Dahi oradan rast 4000 mil yürüdükten sonra karşımızda bir ada gördük. Adaya demir korlar. Ol adanın halkı gelir, bunlara ok vurur. Komazlar ki dışarı çıkıp haber soralar. Cümlesi üryan yürürlermiş. Ol yere çıkmadan hazer edip bir gayri adaya varırlar. Bu adanın halkı balık avlayıp bunlara getirirler. Bunlar da sırça boncuk verirler. Anlar boncuğu görüp dahi ziyade altın getirirler. Bir gün bir avradın kolunda altın görürler. Altın alıp boncuk verirler. Anlar varıp dahi çok altın getirirler. Ol halktan ikisini alıp, ol yıl içinde İspanya beyine getirirler. İspanya beyi papaz ve arpa gönderip, ekim biçim öğretip kendi yoluna koymuş. Bunların bir veçe mezhepleri yokmuş. Hayvan gibi üryan yürüyüp anda yayarlarmış. Hartide olan bu kenarlar ve adalar kim vardır? Colombo'nun hartisinden yazılmıştır. Amerika kıtasının bugüne kadar kalmış en eski haritalarından ikisini yapan, Kitab-ı Bahriye'nin yazarı, bu büyük coğrafyacının yaşamı ne yazık ki hiç de ona layık olmayan bir biçimde sona erdi. Onun Kızıldeniz Kaptanlığındaki başarılarını çekemeyen Basra valisi Kuvat Paşa, Hürmüz kuşatması sırasında bir talihsizlik sonucu fırtına ve sis yüzünden gemileri dağılan ve birçoğu yok olan Piri Reis'i suçladı ve İstanbul'a jurnalledi. Olaylardan habersiz Mısır'a varabilen Piri Reis hemen yakalanıp hapsedildi. Sonrasını Katip Çelebi'den dinleyelim. Öldürülmesi için ferman gelince Mısır divanında boynu vurduruldu. Bu Piri Reis Bahriye adlı kitabını yazıp Akdeniz'i anlatmıştır. İslamların bu konuda başka kitabı olmadığından denizde gezenler ona başvururlar. Yıl 1554'tü. Hey, ya. Sallim yesa, sallim yesa, sallim yesa.